Rus askerleri Ukrayna'nın Soledar kentini ele geçirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Ukrayna ordusu ise direnmeye devam. Bu arada tamamen harabeye dönen kentte kalanlar çaresizlik içinde. Çatışmaların harabeye çevirdiği enkazın arasında yaralıları arayıp tahliye ediyorlar. Havadan çekilen görüntüler yıkımın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Burası Ukrayna'da en kanlı mücadelenin verildiği yer, Donetsk'in Soledar kenti. Rusya Perşembe günü şehri ele geçirmek üzere olduğunu açıkladı. Ukrayna'nın Donetsk valisi son 24 saatte 100'den fazla Rus askerinin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Ruslar yollarına çıkan her şeyi yakıyorlar diye konuştu. Rus güçleri Soledar'a havan topları ve roketlerle saldırıyor. Ukrayna askerleri ise mevzilerini bırakmıyor. Durum zor ama stabil. Düşmanı tutuyoruz. Kimse mevzilerini terk etmiyor. Savaşıyoruz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın şehri ele geçirdiği yönündeki iddiaları bir kez daha reddetti. Birliklerimiz düşmana önemli kayıplar verdiriyor dedi. Gereken cephane ve silahların askerlere kesintisiz şekilde sağlanacağına vurgu yaptı. Neredeyse tamamı enkaza dönen kentte 15'i çocuk 559 sivil sıkışıp kalmış durumda. Tahliyeleri mümkün değil. Rusya Soledar'ı ele geçirmeyi başarırsa aylardır kayda değer ilerleme kaydedemediği Ukrayna'da önemli bir zafer kazanmış olacak. Stratejik önemdeki Bahmut'a giden yolu da açmış olacak. Soledar aynı zamanda Avrupa'nın en büyük tuz madenine ev sahipliği yapıyor. 200 kilometre uzunluğunda yeraltı tünellerine sahip. Bu tünelleri asker yerleştirmek ve ekipman depolamak için kullanabilirler. Bombardıman ve çatışmalar tüm hızıyla devam ederken Ukrayna'da tıp kitaplarına geçecek türden bir olay da yaşandı. Ukraynalı askerin göğsüne giren el bombası patlamadan çıkarıldı. Gelişmeyi Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı duyurdu. Ameliyatın başarıyla tamamlandığını söyledi, röntgenin fotoğrafını da paylaştı. El bombasının askerin vücuduna nasıl girdiği ise bilinmiyor.